Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi haftalar herkese. Ne var ne yok, biz LGS sınavını geride bıraktık. Sınava giren herkes gibi çok heyecanlıydık. Her şey geride kaldı. Umarım herkes emeklerinin karşılığını alır. Her şey çok güzel olsun. Bugün çok değerli bir konuğum var. Ayşe Dilek Ergüler'le birlikte olacağız. Ayşe'cim çok sevdiğim bir insanı her şeyden önce. Kendisi benim avukatım. Sırdaşım, her zaman akıl danıştığım bir kadın, harika bir kadın. Bu arada sesim iyi geliyor mu? Duyuyor musunuz sesimi? Sesimi. Ses deneme. 1, 2. Nasıl sesim? İyi geliyor mu? Ayşe bir webinardan gelecekti. Dolayısıyla bir iki dakika gecikmiş olabilir. Biz de bu süreçte sizinle sohbet ederiz. Nasıl keyfiniz? Yazar mısınız yorumlara? Teşekkür ederim. Geliyormuş sesim. Herkesi görüyorum burada. Çok teşekkürler. Tülin burada. Herkes. Uğur burada. Çelenk burada. Erhan burada. Badeciğim de gelmiş. Hoş geldin Bade. Ne güzel. Ne güzel sizlerle beraber olmak. Ama size bir böyle minik bir haberim var. Bugün belki de son yayınım olacak. Bir ara vermeyi planlıyorum. Pandemi sürecinde canlı yayınlar benim için çok değerliydi sizlerle olmak. Ama şu süreçte LGS sınavından sonra 16 Temmuz'a kadar kızımla, çocuklarla böyle daha rahat zaman geçirmek istiyorum. Ondan sonra da yine okul arayış, yani okulla kayıt sürecimiz, arayış demeyelim, okulumuz, girmek istediğimiz okul belli. Okul kayıtları olacak. Dolayısıyla biraz daha sakin geçirelim istiyorum. Biraz tatil, yani evde tatil tabii ki yapalım istiyorum. Dolayısıyla ama tabii sürpriz canlı yayınlarım olabilir. Yaparsam da zaten size haber ederim. Ben her şeye bakıyorum, gelmiş mi hemen bir bakayım. Ondan sonra da yayını alayım eğer buradaysa. Ayşe'cim yayını alıyorum. Size de çok teşekkür ediyorum bugüne kadar beni hiç yalnız bırakmadığınız için. Ayşe'cim hoş geldin. Oo, kadına bak. Hoş bulduk. Bulduk. Allah'ım bu ne güzellik. Ay canım benim güzellik sende. Yani çok yakışmış sana. Böyle hiç Öyle mi? görmemiştim. Daha çok Tatlım, yapmalısın. daha mı çok yapmalıyım? Peki. Vallahi Küçük çok kızım beğendim. böyle istedi bugün. Anne böyle olsun saçların dedi. Tamam dedim Olsun. ben de bugün böyle olayım. Ne değerli. Onlar doğru söylüyorlar. Bir de artık onlara göre hareketleniyoruz. Çünkü beğenmiyorlar. Şöyle giyin. Var mı sizde de? Ya tabii şimdi hem onların yaş dönemi hem bir de bizim aramızda yaş farkı biraz fazla. Hani büyük kızımla daha iyi ama küçük Evet. kızımla 45 yaş var aramızda yani. Nazar boncuğu diyelim. Hiç göstermiyorsunuz maşallah. Maşallah. Evet. Nasılsın Ayşe'cim? İyi misin? Çok sağ ol Yeşimcim. İyiyim. Şimdi yayına bağlanmaya çalışırken duydum son canlı yayınım dedin gibi duydum. Yani aslında son canlı yayın gibi düşünüyorum ama tabii kısmet bilinmez. Yine arada sürprizlerim olabilir. Çünkü biliyorsun bir LGS'yi geride bıraktık. Evet, 16 evet. Temmuz'a kadar sonuçları bekleyeceğiz. Sonra da bir kayıt dönemi olacak. Yani kimseye söz verip de tutamamaklık gibi bir yok. Ben biliyorsun çok sözüme sadık Biliyorum, bir insanımdır. biliyorum, O biliyorum yüzden de tatlım. kimseyi kırmadan en azından tadında bırakayım. Ama tabii ki sürprizler olur. Canlıyım zaten onları duyuyorum. Herhalde Ağustos'a kadar şu anda bir niyetim yok ama kısmet bu bilinmez. Ama seninle kapanış yapıyorum. Süper. Az solist gibi hissettim kendimi. Zaten Öylesin saçlar da bugün zaten. az solist gibi oldu. Tam böyle. Yani hukuk olarak da solistsin, Canım. kadın olarak da, anne olarak da, Canım. eş olarak da yani muazzam bir kadınsın. Hayran olduğum Ay çok kadınlardansın bunu. teşekkürler. Çok ama kalp kalbe karşı biliyorsun her zaman. Bugün seninle pandemi döneminde yaşanan arabuluculuğu konuşacağız ama önce ben biliyorum hikayeni ama minnacık Ayşe Dilek Ergüler kimdir anlatır mısın? Tabii yani çok az kendimden bilgi veririm. Zaten Lütfen. takipçilerimiz muhtemelen katıldıklarına göre canlı yayına muhtemelen de tanıyorlardır. Evet. Avukat ve arabulucuyum ben. Uyuşmazlık çözümü üzerine çalışıyorum aslında. Yani ne ya belli bir meslek kalıbına sokmadan hayatımın genel amacı Atatürk'ün Evet. izinde yurtta barış, dünyada barış ilkesini hayata geçirebilmek için cansiperane çalışan bir hukukçuyum hani meslek olarak Evet. baktığınızda ama son derece insancıl bir yapım vardır bilenler Çok. bilir. Bugün Çok. de biraz üzgün olduğum bir gün aslında ama senin son Aa canlı evet. yayının Evet. sözleştik. Aynen senin gibi ben de sözümü Biliyorum. tutma konusunda hassas bir insanım.
Bu Biliyorum. çerçevede yayını iptal edelim diyemedim açıkçası. Çünkü bugün avukatlık Çok. mesleği açısından kara bir gün yaşıyoruz. Çok, çok. Yani şu anda Ankara'da meslektaşlarım orada mücadeleyi verirken Evet. arabuluculuk ya da başka konular konuşmak açıkçası çok içimden gelmiyor. Ha, o zaman Ama onları konuşalım. İçinden geleni konuşalım. Çünkü tartışma. gündemimiz az önce gördüm eylemi. Yani çok üzücü. Zaten Kesinlikle. çok yani biz hukuk ülkesiyiz ve hukuk her Evet. şeyin üstünde olması gerekiyor. Ve bu yaşananlar yani hiçbirimiz için hiç doğru değil. Umarım en kısa sürede en iyi şekilde çözüme ulaşır. İnşallah hepimizin dileği bu. Yani yasal hakları avukatlar bile kullanırken bu ızdırabı çekiyorsa bu ülkede ister istemez içimiz buruk, canımız sıkkın. Ama kimseyi Maalesef. sıkmak için burada değiliz. Yok, Sonuçta evet. biz birilerine bir şeyler aktarabilirsek, bilginizden bir parçacık paylaşabilirsek, birazcık umut olabilirsek o nedenle dik duracağız her ne olursa olsun. Her zaman umutlu, pozitif bakarak ilerlemeye gayret edeceğiz. Çünkü Senin çok öyle bir özür şey. dilerim. Tabii. Öylesin, senin olmaz denilen o kadar hikayen var ki yani hiç kimsenin dokunmadığı, el sürmekten kaçırdığı ve hayır ya bu kesinlikle değil dediği her şeyi sonuçlandırıyorsun. Sonuçta bir hukukçu. Ay ne güzel horoz sesi geldi bu arada Ay evet, arkadan. geldi horozumuzun Harika. sesi. Geldi geldi gelsin. Erol hocama da bu arada çok sevgiler gönderirim. Burada Evet, söylemiyordum. şu anda masa tenisi oynuyor kızıyla Ay bahçede. ne güzel ne güzel. Yani Ayşe hani Tabii. avukatlığın avukat ama avukatlığı da kendini misyonun ötesinde genç yetiştiren muazzam bir kadın. Yani arabuluculuk, aile Bak canım. dizimi, marka patentliği var ve bırakın her şeyi gerçekten sizi sözleriyle sakinleştiriyor ki bir avukat da hani avukatlar biliyorsun genelde çok farklıdır. Herkesle her avukatla da dost olunmaz zaten. Bir iş yaparsınız, bir Olunur sürece olunur. eşlik edersiniz. Meslektaşlarıma söz ettirmem. Yok, avukatlık Yok. çok Ya kutsal ben ve çok önemli bir seviyorum. meslek. Kesinlikle. Aslında biz Türkler her meslekte dost olmayı seviyoruz ama şu Evet. pandemiden dolayı sarılamayız. Uzaktan sanırım. Peki neler çok çıktı Ayşe'cim bu pandemi döneminde? Neler yaşıyorsunuz? Nelerle başvuruyorlar size? Tatlım tabii şimdi ekonominin durması, alışveriş merkezlerinin Evet. kapanması, ona bağlı olarak insanlar kiralarını ödeyemediler, mülk sahipleri kiralarını alamadılar, bir takım ödeme aksaklıkları bunların hepsi uyuşmazlık olarak bizim önümüze geldi. Diğer yandan işçi işveren uyuşmazlıkları, biliyorsun bu dönemde işten çıkarmalar durduruldu ancak Evet. işçinin haksız olması durumunda fesih imkanı verildi ki o durumda da çok fazla uyuşmazlık olur olmaz bir kısmı bize intikal etti. Bu gibi durumlar ciddi anlamda uyuşmazlık sayısını arttırdı. Çünkü adliyeler çalışmadı sağlık önlemleri çerçevesinde. Hukuktaki süreler durdu. Şu anda da son birkaç gündür yani işte pazartesiden beri devam ediyor. Adliyelerin önünde yığılma, işte o fiziksel mesafeyi koruyabilmek neredeyse imkansız. Yok. Hijyen koşullarına uymak imkansız. Açıkçası yarın duruşmalarım var. Çağlayan Adliyesi'ne gitmem gerekiyor. Ve hani kendimi kaygılandırmamaya özen gösteriyorum. Elimden geleni yaparım ama ister istemez çok konforlu hissedemiyorum böyle bir Tabii ki, durumda. tabii ki. Tabii ki uyuşmazlık üzerine gelecek olursak insanlar aslında bu pandeminin yarattığı stres, bu dönemin yarattığı stresle birlikte uyuşmazlıkları da tavan yaptı, tırmandı. Uyuşmazlık neden olur Yeşim? İnsanların ihtiyaçları, istekleri birbiriyle örtüşmediği zaman Evet. olabilir. İnsanların iletişimlerinde hata olduğunda uyuşmazlık olabilir. Bazen insanların değerleri birbiriyle örtüşmediğinde uyuşmazlık olabilir. Şimdi içinde bulunduğumuz dönem daha bir kendi içimize döndüğümüz, kendimize baktığımız işte doğanın nefes aldığı falan filan hani avunduğumuz yönleri de var. Ama kapalı kalmaktan dolayı da insanların öfkelerinin yükseldiği, birbirlerini anlama, empati yapma konusunda biraz daha kısıtlı oldukları bir dönem oldu. Tabii. Aslında Tabii. hani dayanışma çok önemli, güzel dayanışmayla biz bunu götürelim. Arabuluculukta biz ne yapıyoruz sonuçta? Dostane bir şekilde uyuşmazlıkları çözebilmeleri için tarafların diyalog kurmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bu dönemde
insanların birbirini anlaması biraz daha zorlaştı. Hı. Diğer yandan başka bir avantajlı durum doğdu Ne arabuluculuk oldu? açısından. Şimdi adliyelerde süreler durdu. Gidip dava Evet. açamıyorsunuz ama arabuluculuğa Ha, başvurabiliyorsunuz. ne Arabuluculuk güzel. merkezleri var. Evet. Açılmış olan arabuluculuk merkezlerine ya da arabuluculuğu bağımsız olarak yapan arabuluculara doğrudan Evet. başvurarak, hani Evet. adliyeye gitmek zorunda kalmaksızın da arabuluculuğa başvurmak mümkün olduğu için, hele bir de online arabuluculuk Ha, onu dediğimiz online soracaktım. sistemler üzerinden arabuluculuğa Evet. başvurmak mümkün olduğu için ne oldu? İnsanlar sürenin bitmesini beklemeye gerek kalmadan Evet. arabuluculuğa başvurarak arabuluculukta davaya gerek kalmadan kısa süre içerisinde çözme imkanı elde ettiler. Yıllar önce daha henüz Türkiye'de hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanununun yeni çıktığı dönem, yani 2013'ten bahsediyorum. 2013 yılının Aralık falan da herhalde, ya da 2014 Ocak da olabilir. Çok ayından tam emin değilim. Bir kira davası gelmişti bana. Ve onlara demiştim ki arabuluculuk var, arabuluculuk gönüllü bir şey. Hani mülk sahibinizle konuşalım, bu kira uyuşmazlığınızı arabuluculukla çözebilme imkanınız var. Değerlendirmek ister misiniz bu olanağı? Çünkü bu adalete erişmek için çok güzel, dostane bir yol, kısa ve ekonomik bir yol. Ve başvuran kişi de tamam ben arabuluculuğu denemek istiyorum demişti. Ve ilk bu hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu çıktıktan sonraki resmi olarak yaptığım ilk dosyalardan birisidir bu. Ve mülk sahibiyle daha o zaman sadece telefonla iletişime geçerek konuyu konuşup tarafları birbiriyle görüştürüp uyuşmazlığın çözülmesi anlamında yardımcı olma imkanı elde etmiştim. Şimdi de aynı benzeri bir durumu yaşıyoruz. Yani buna benzer tabii Çok sonsuz vardır. sonrasında neler 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 ne gibi uyuşmazlıklar, pek çok Ah. uyuşmazlıkta bu insanların kendi kararlarını kendileri vererek o anlaşmalarının keyfi var ya, siz de arabulucu olarak ona destek oluyorsunuz ya, bu inanılmaz keyifli bir şey. Diyorum ki damarımdan bir kere girdi arabuluculuk, tamam. Hayattaki herhalde tek bağımlılığım. Yani Tek gerçekten bir de bağımlılığım arabuluculuk öyle diyebiliriz. güzel biraz sakinleştir. Hani senin o gücün var ya böyle Hay tatlım. sahiplenici. Hani eskiden büyüklerimiz şey derdi, bir bilene danışalım, bir büyüğümüze danışalım. Hani onunla bir konuşalım der. İşte siz arabulucular şu anda eskilerin büyükleri olarak Öyle. insanları çok güzel bir araya getiriyorsunuz ve bu süreçte uyuşmazlığı çözüyorsunuz. Arabuluculuk bence günümüz şu anda çok değerli. Çünkü bildiğim kadarıyla da farklı farklılıklar, kolaylıklar söz konusu dava açmamak olduğu için değil mi? Tabii. Şimdi şöyle yapıyoruz Yeşim. İnsanlar tabii ki dava açabilirler. Dava Evet. senin yasal haklarına Tabii kavuşman ki. için tanınmış bir anayasal haktır. Evet. Ama yani bana göre arabuluculuk da adalete erişmek anlamında çok önemli bir hak. Çünkü dava açma hakkını elinden almıyor. Davayı gene açabilirsin. Ama öncesinde diyalogla çözmek var ya, diğerini Ya. anlamak, diğeriyle dostane bir şekilde Ah. ilerleyebilmek, kendi kararını kendin vermek. Hı. Arabuluculuğun en önemli özelliği o. Kendi Kadersin. kararını taraflar bir araya gelerek kendileri veriyorlar. E peki niye o zaman arabulucuya ihtiyaç var? İnsanlar konuşsa, konuşup çözsünler değil mi dertlerini? Değil mi? Ne Değil mi? olacak, bu kadar kolay olsaydı hiç davalar açılmasaydı. İşte öyle olmuyor. Yani insanın doğasında şöyle bir şey var. Haklı olma. Ben haklıyım. Hakkımı Ah. sonuna kadar alacağım. Bunu da dava açarak yapabilirim. İyi, tamam, davayı açarım. Nasıl Açalım. açarım davayı? Harç yatırırım. Tabii Masraf ki. yatırırım. Tabii ki. Tabii ki belli bir usulü var. Dilekçe gidecek, dilekçe gelecek, duruşma günü verilecek, keşif Oo. olacak, şahit dinlenecek. Ama Tabii ki. haklıyım. Ben Evet. haklıyım. Ben kazanacağım. Öyle bir duygunun Mü içerisinde tabii. hareket ettiği zaman ne oluyor biliyor musunuz? Sonunda taraflardan biri kaybediyor, biri kazanıyor. Evet. Bazen her iki taraf hem kaybediyor hem kazanıyor. Davalarda şey vardır, kısmen kabul, kısmen ret dediğimiz bir sonuç vardır. Her iki Evet. taraf hem kazanıyor hem kaybediyor. Ne olduğunu anlamıyorsunuz. Zaman kaybediyorsunuz, para kaybediyorsunuz. Ruhsal olarak yoruluyorsunuz. Çünkü bir Oo. çatışmanın içinde olmak son derece yorucu. Ve sizin adınıza bir başka kişi, yani hakim karar veriyor. Tabii ki çok kutsal bir şey hakimin Çok karar vermesi, kesinlikle, adaletin kesinlikle. tecelli etmesi. Bununla beraber gerek kalmadan kişiler birbiriyle diyalog kurup o meseleyi çözebilseler,
İşte neden çözemiyorlar? Çünkü birbirlerini anlamıyorlar. O Konuşamıyoruz birbir ki. Konuşma. diyalog kuramıyorlar, evet. Ha, orada, bu arada çok Diyalogda özür diliyorum. tıkanıyoruz. Çok Tabii. kısa bir es vereceğim. Yeri gelenler oluyor. Onlara hoş geldiniz diyorum. Tamam. Allah'ın selamını alır mısınız diyorlar. Küçücük ben hepinizi okuyorum ama Ayşe'cimi bölmek istemediğim için. Kusura bakmayın lütfen. Buradan da söyleyeyim. Yayında sonra seyredersiniz. Hepsini okumaya çalışıyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aleyküm selam diyelim. Selamun aleyküm diyenlere de. Ayşe'cim. Evet. Evet, İletişim kuramıyoruz. Evet. ben de selamlayayım hepsini. Tabii Evet. Yeşim'in Ayşe'ciği konuşmaya bir başladı mı onu susturmak çok zordu Ama Yeşim'cim, giremedin araya. avukatsın sen, konuşacaksın. Ben zaten senin konuşmanı orada altta yazıyor seni tanıyanlar ve şiir gibi saatlerce dinlerim. Seni tanıyanlar gelmişler. Çok Ay hoşuma canım. gidiyor. Ben de dinlerim. Bak şu şekilde koyarım kendimi. O Ayşe konuşsun ben dinleyeyim. Ama arada da insanlara da böyle küçücük ester veririm. Şimdi zaten Ayşe'cim iletişimden geçmiyor mu her şey? Anlamaktan, empati yapmaktan. Çünkü bizim en büyük sorunumuz bu. İletişemiyoruz biz. Ve sanıyoruz ki Doğru. işte trafikte bile bir olay yaşıyoruz. Sen işte ben Ha. seni bir dava edeyim. Ya bir kardeşim bir sakin ol. Bir arabandan ip, bir geçmiş olsun. Ama artık bunlar kalmadı. Yani çok sabırsız bir hale geldik. Dolayısıyla da burada bu destekleriniz çok değerli. Yani bir Doğru. başkasının karar aldırmadan arabulucuyla bunu çözmek her tarafın faydasını sağlıyor. Çünkü bir daha az zaman harcıyorsun, daha az para harcıyorsun. Ne oluyor? Bir de kendi kararı, ortak müşterekle buluşuyorsun. Ben şu dönemde en çok onu soracağım. Arkadaşlarımın birçoğu şehir değiştirip taşınma kararı aldı. En çok yaşadıkları ev sahiplerinin çıkartması. Ki Almanya'dan artık oğulları falan da gelmiyor. Ama ne hikmetse hala Almanya'dan oğlum gelecek evi boşaltır mısın diyenler. Nasıl bir arabuluculuk izlemeleri lazım yani bu süreçte? Şuna odaklanmak gerekiyor Yeşim. Birisi bir Evet. şey istiyorsa, arabuluculuğun püf noktası odur. Bizim kendi Evet. yüz yüze diyaloğumuzda, insan olarak günlük yaşamımızda yapamadığımız şey bu. Evet. Arabulucuya onun için ihtiyaç var. Biz birisi bizden bir şey istediğinde onu neden istediğini düşünmüyoruz. Bunu Evet. sorgulamıyoruz. Ha, okey. Bunu sorgulamıyoruz. Yani bir sor değil mi niye? Yani şimdi ev sahibi örneğine geleyim. Ev sahibi gel çıkarmak istiyor. Neden çıkarmak istiyor olabilir? Bunu bir düşünmek lazım. Çok çeşitli sebepler olabilir. Şimdi ben atacağım kafadan. Ne At, olabilir? at. Daha fazla kira Tabii istiyorsun. ki. Çünkü kiracısı çıkarsa, yani ilk akla gelen bu. Kiracısı çıkarsa daha yüksek bir kira bedeliyle taşınmazını da kiraya verip gerçekten daha fazla gelir elde edebilme imkanı vardır. Şimdi bu bir kişinin tek bir gayrimenkulü vardır. Tek gelir kapısı oradan gelecek olan kiradır. Çok daha önemli hale gelebilir onun için bu. Aynen öyle. Ama 100 tane gayrimenkulü vardır. Var çünkü bu tür insanlar olduğunu da Var. biliyoruz. Bu Tabii ki. işletmeler var sadece kira üzerinden kazanç elde eden şirketler var. Şimdi böyle bir yerdir. Orada da ekonomik anlamda o da daha fazlasını isteyecek. Tabii Bu ki. çok normal bir Çok, sonuç, daha çok. fazlasını istemek. Evet. Diğer yandan şöyle bir şey var. Bunu şunu anlatmak lazım. Kiracı eğer kirasını düzgün olarak ödediyse, günün Evet. koşullarına uygun halde düzgün olarak artırdıysa, Evet. değil mi? Ben ev Tabii sahibi de ki. oldum, kiracı da oldum. Yani şu anda Evet. kiracım da var, kendim de kiracıyım mesela. Evet. Yani Evet. bazen böyle durumlar olabiliyor Tabii biliyorsun. ki. Tabii Şimdi ki. burada her iki tarafın menfaatlerini dengeleyecek bir çözüme gidebilmek için neden istediğini bir sormak Evet. lazım. Kirayı artırmak için mi? O zaman oturalım, makul bir şeyde bir konuşalım bunu. Ne konuşuruz? Belki yeni gelecek olan kiracı eski kiracı gibi düzgün ödemeyecek kirasını. Değil mi? Şimdi bunun bir Sürpriz garantisi var mı? bilemezsin ki evi Bunun bir kırıp dökecek garantisi yok. belki. Belki Belki parti kıracak yapacak, dökecek, komşuları belki rahatsız zarar edecek. verecek. Aynen Ben öyle. ev sahibi olarak baktığımda, bir ev sahibiyle empati yaptığımda kirasını düzgün ödeyen ve evini koruyan bir kiracının daha düşük bir kira bedeliyle de oturmasını uygun bulabilirim. Tabii Çünkü ki. bir belirsizlik yönetimi var ötesinde. O çıktı ne yapacağım? Yani çıkmasını belki istemem bile böyle düzgün ödeyen bir kiracının. Diğer yandan şimdi kiracının açısından bakalım. Çıktığı zaman daha yüksek bir kira verecek. Yani belki normalde yapması gereken işte sözleşmesine göre 10 yıldır kiracıdır. Yıllık %10 artırmıştır ama artık günümüz koşullarına göre o kira düşük kalmıştır.
Olabilir. Genelde Olabilir. çünkü genelde bu dinamikleri görüyoruz. Kiracı da çıksa ne olacak? Çıktığı anda gidip kiralayacağı yer belki mülk sahibinin beklediği artıştan daha yüksek bir Ah. artışa sebep olacak. Taşınması var, şu su var, bu su var. Dünya Şimdi para. İnternet Ayşe'cim doğdun geldin. Heh. evet, rahatsız etme moduna aldım ama gene de arayanlar oluyor. Olsun. Demek Seni ki rahatsız etme sevenlerin modu ararlı o. işlemiyor. Belki o Bende de mod oldu bir kere. işlemiyor. Aynen uçak Evet. alıyorum işlemiyor bazen. Bir de Bazen Merkür olabiliyor retrosu demek var. ki. Takılmayalım Ay olsun. evet. Ya artık bir şey söyleyeceğim. Sakın Evet. lafını unutma. Kiracının beklenti ve Tabii. taşınmasıyla ilgili dedik. Şu anda artık canlı yayında her şey normal kabul ediliyor. Neden biliyor musun? Eskiden oldu televizyonda arkadan çocuk anne dese, tuvaletim geldi dese ne olurdu bir düşün. Aa denir ama pandemi sürecinde bunların hepsi çok normal. Yani her şey olabiliyor. Tabii. Benim kızım mesela ben canlı yayın yapıyorum. Kağıt getiriyor bana böyle yandan gösteriyor. Ben bir yandan onu okuyorum hemen cevap yazıyorum mesela. Yani bunlar çok tatlı şeyler ve yıllar sonra anlatacağımız anılar. Mesela geçen gün bir arkadaşım deniz kenarından yayın yapıyor. Şimdi deniz kenarından düşün televizyon kanallarının yayın yapması çok büyük maliyetti. Şimdi çok Tabii. rahatlıkla notbuğu, cep telefonu herkesi yapıyor. Dolayısıyla bunlar çok normal. O yüzden rahat olalım. Çünkü bunlar da pandeminin getirdiği değişiklikler dijital Doğru. hayatımıza. Bundan sonra zaten yoğunluk böyle olacak. Yani hiçbirimizin zaten çok özeli kalmamıştı. Ama sürekli işte bu canlıya öyle değil mi? Sosyal medya paylaşımlarıyla çoluğumuz, çocuğumuz, ne yiyoruz, ne içiyoruz, ne giyiyoruz, nereye gidiyoruz. Hepsini artık paylaşım durumdayız. Ben bunu Evet. arabuluculukta da aslında Evet. kıymetli buluyorum. Neden kıymetli buluyorum biliyor musun? Bir arabulucuda olması gereken özellikler vardır. İnsanlar niçin arabulucuya gelir? Evet. Arabulucuya tarafsızlığı, gizliliği koruyacağı, Süper. onlara eşit davranacağı ve yargılamadan tamamen yardımcı olma güdüsüyle uyuşmazlığı çözmesine destek olacağını bilerek gider. Ama bunun yanı sıra hem arabulucunun bilgisine güvenmesi lazım. Eğer bu Tabii bir ki. hukuk uyuşmazlığı arabuluculuğuysa. Bazen Evet. hukuk uyuşmazlığı olmayan arabuluculuklar da var. Vaktimiz kalırsa biraz onlardan ben Konuşuruz söz konuşuruz. etmek isterim. Lütfen. Ama hukuk arabuluculuğuysa uyuşmazlık yaşanan hukuki mesele hangi hukuk dalındaysa o konuda da daha derin hukuki bilgiye sahip olmasını da arar. Peki bu bilgilere, arabulucuyla ilgili bilgilere insanlar nereden ulaşacak? Tabii ki Nereden teknolojiyi ulaşacak? kullanacaklar. Çünkü Bir web evet, sitesine ulaşacaklar. ha, Twitter'ından, Instagram'ından, bakacaklar. LinkedIn bilgilerine bakacaklar. Zaten şunu söylüyorum. Daha önceki yayınlarda konuştuk. İşletmelerin mesela siz de sonuçta bir işletmesiniz. Kişisel bir işletmesiniz ve altınızda birçok insan var. Kendinizin markanızı ki marka vekilisi yıllardan beri yapıyorum. Yani marka konumlandırmanızı çok doğru yapmanız lazım. Arabulucunun burada bir insan hakkında bırakın her şey hakkında bilgi bulmayı, hizmetlerini ve katıldığı deneyimlerini paylaşması o insanlara fikir verecektir. Artı bu arabulucunun tarafsız, gizli, eşit ve yargılayıcı olması aslında ben bütün sosyal medyaya uyarlamak isterim. Çünkü sosyal medyada çok fazla biz bunları yapıyoruz. Hiç tanımadığımız insanlar hakkında yargıda bulunuyoruz, tarafsız davranıyoruz. Çünkü mesela onda bir şey canımızı sıkıyor, hemen başlıyoruz, linç yapıyoruz. Evet. Aslında bunları hayata geçirebilsek çok daha güzel bir hayatımız olacak. En azından imtina edebilirler bu yayını dinleyenler de. Daha güzel böyle arabulucu nasıl bir insan olurum diye kendi adıma ben çok faydalandım. Bunu not aldım. Yani tabii belli teknikleri ve taktikleri mesela biz Evet. şunu görürüz. Arabuluculuk sürecinden yararlanan insanlar o süreç bittiğinde anlaşma sağlansın ya da sağlanamasın çok şey öğrenmiş olarak Kesin. ayrılırlar. Değil Bir mi? kere daha etkili ve sağlıklı iletişim kurmayı öğrenirler arabulucunun sayesinde. Sırayla Ne güzel. konuşmayı, birbirini dinlemeyi, birbirini Değil mi? dinlerken anlamayı öğrenirler. Bir sürü şeyi öğrenerek oradan ayrılma imkanı elde ederler. Diğer yandan da tabii arabulucunun sıcakkanlı olması lazım biraz. Yani çok sevmediğim bir tanım vardır. Mahkeme duvarı gibi diye bir tanım vardır biliyor musun? Bilmem Mahkeme mi? duvarı gibi olmamalıyız. Evet biz adli bir görev yapıyoruz. Aslında biz adalete erişmek için yardımcı olan bir meslek yapıyoruz. Ama soğuk
değiliz. Bir sıcaklığı vardır. Biz bir arabulucuk toplantısı yaptığımızda, şimdi pandemi nedeniyle sadece su ikram edebiliyoruz. O da tek kullanımlık. Ama arabulucuk toplantımızda çayımız olur, kahvemiz olur. Tabii Eğer ki. toplantı uzun sürecekse duruma göre ara verilir, yemek yenir. Tabii Belli ki. bir misafirperverlikle ağırlanır arabuluculuğa gelen kişiler. Evet. Yani bir arabuluculuk merkezine gittiğinde orada her türlü konfor onun için hazırdır. Güvenli bir ortamda rahatça düşünebilmeli, rahatça kendini ifade edebilmeli. Bunların hepsini bir arada barındırmaya çalışırız biz Ya ne arabulucular güzel. sonuç itibariyle. Sonuçta insan her zaman şunu söylüyorum. Biliyorsun bütün markaların en büyük şeyi duygu uyandırabilmek ve kendini rahat hissettirmeye dayanır. Bütün pazarlama stratejileri. Ama bakarsın evinde gibi hissettiğin zaman ki ben bunu hep ev sahipliği derim. Çok başka değişir. Çünkü karşındaki insan da seninle ilgili sana yönelik şeyler bulursun ve için kaynar. Hani dedin ya mahkeme duvarı. Mesela mahkeme duvarı gibi suratsız bir insanla kimse aynı odada oturmak istemez. 5 dakika sonra o zaten iletişim değil, arabuluculuk kaçar. Dolayısıyla arabuluculuğu düşünenler arkadaşlar da kendinizi şöyle bir gözden geçirin. Ayşecim'in sayfasını takip edin. O çok güzel eğitimler veriyor. Ama sen bu arada arabuluculuk derneğinin de başkanlığını falan yapmadın mı Ayşe? Ben yanlış mı hatırlıyorum aile? Vardı değil mi? Ya tabii tabii Söyleyemezsin yanlış sen de. hatırlamıyorsun. Yanlış hatırlamıyorsun. Yeşimciğim, şimdi ben birden fazla, yani çok sayıda dernekte aslında aktif olan bir insanım. Sadece arabuluculuk değil, başka alandaki Evet. derneklerde de aktif Biliyorum. görevlerim var. Ama arabuluculukla ilgili olarak da 4 tane farklı derneğin üyesiyim. Bir Oo. tanesinin de kurucu başkanıyım. Evet. Farklı farklı görevlerim var her Ne güzel, birinde. ne güzel, ne A güzel. Aile Arabuluculuğu Derneği'nin kurucu başkanıyım Evet. ben. Ailelerde yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde destek olmaya çalışıyoruz Bunu da insanlara. konuşalım mı? Çünkü pandemiyle Konuşalım. birlikte biliyorsun Çin'de çok daha Türkiye'de istatistikler sanmıyorum çıkmıştır Türkiye Tam İstatistik Kurumu ama siz çıkmadı. de bilirsiniz Tam çıkmadı. çıkmamıştır. Boşanmalar artmıştı. Türkiye'de de gördüğümüz kadarıyla insanların konuşmaları, paylaşımlarıyla inanılmaz bir süreç geçirmişler. Aile arabuluculuğu herhalde çok fazla ihtiyaç duyulur hale gelecek bu süreçten sonra. Şimdi şöyle, tabii ben saha gözlemime dayanarak pandemi süreciyle boşanmaların Evet. bağlantısını tamamen sahadaki gözlemime Tabii dayanarak şu ki. anda verebilirim. Çünkü elimde istatistik veri yok, Tabii ki. senin de Tabii ki. belirttiğin gibi. Şunu gözledim ben bu süreçte. Şimdi normalde günde en az 4-5 hiç tanımadığım kişi işte çeşitli kanallardan bulurlar, ararlar ve bir şeyler danışırlar bana. Ben bunu bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bu ülkenin devlet okullarında okumuş bir vatandaş olarak bir görev olarak kabul edip kısa danışmanlıkları herhangi bir ücret talep etmeden cevaplarım. Biliyorum. Yol göstermeye çalışıyorum. Yani sorar, derim ki hangi Kesin. ildesiniz? Şu ildeyim. Şuraya gidin, bunu yapın. Çok kısa yol göstermeye çalışırım. Bu nedenle de hani öyle bir saha deneyimim var. Tabii ki. Pandemi sürecinde bu aramalar aslında çok artmadı. Ah ne güzel. Düşündüğümüz kadar artmadı. Ah ne Ha, güzel, ne güzel. pandemiden sonra boşanma davaları artar mı? Evet, sanki bir artış var gibi. Ama normal eski zamandakinden çok da farklı. Aman Tanrım, Anladım. 3 katı patladı, 5 katı patladı diyeceğimiz kadar çok büyük bir patlama olmadı. Ama ne güzel. Çeşitli sebepleri olabilir. Bakalım araştırmalarda göreceğiz bunu. Araştırmalar Tabii. ne diyecek, ama bir kere aile evin içinde kalıp aile yaşantısını birlikte sürdürebilmenin keyifli kısmını yakalamış bir kesim olabilir. Evet. Yani belki o çok yoğun çalışmaktan dolayı yaşanan geçimsizlikler vardı. Belki O da onları olabilir. onarabildiler. Aa, Evet. ya da öyle bir kesim var ki artık birbirine hiçbir şekilde tahammül edemeyen, aman şu pandemi bitsin de bir an önce gideyim boşanayım diyen kesim de var. Eşiyle sürekli yan yana olduğu için telefonla arama, konuşma gibi aynı evin içinde. Yani çünkü şeydir, bir boşanma sürecine girdiği zaman insanlar eşlerinin yanındayken aramazlar avukatı ya da Evet. arabulucuyu. Değil Tabii, mi? tabii. Yani Tabii çünkü ki, o tabii ki. boşanma kararını alıp da eşine o kararını Aa. bildireceği zamana kadar geçen bir ön süreç var. Bir Tabii kuluçka ki. dönemi var. Tabii O ki. kuluçka döneminde insanlar düşünmeye yürümüyor. Bu evlilik yürümüyor. Ne yapmalıyım? Tabii ki. Boşanmalı mıyım? Bir sürü soruları var. Aa, İşte o aa. dönemde çok arayan olur bizi. Aile Hı. arabulucusu olarak da arayan olur. Avukat olarak da arayan Evet. olur.
Aile arabuluculuğunda biz şunu yapıyoruz aslında. Ne Yani yapıyorsunuz? sadece boşanma davaları değil. Zaten hani Evet. bizim mevcut yasal düzenlememize göre arabuluculuk anlaşmasıyla boşanamazsınız. İlla mahkemenin karar vermesi gerekiyor. Yani Evet. arabulucuda boşanma diye bir şey yok. Anladım. Mahkemede, aile Hı. mahkemesinde boşanılır. Ama aile mahkemesinde anlaşarak boşanmak istediğinizde bir boşanma anlaşması sunmanız gerekir. İşte eğer eşler o boşanma anlaşmasını yapmakta sıkıntı yaşıyorlarsa, Evet. ki işte sıkıntı yaşadıklarında da çekişmeli boşanma davasına gitmek zorunda kalıyor. Yani kavgayı sakinleştiremiyorlarsa, birbirlerini didik didik yiyorlarsa o çekişmeli davaya Tabii gidiyor. ki. İşte çekişmeliye gitmeden bir aile arabulucusundan destek alarak boşanma ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin bir anlaşma yapabilmeyi başarabilirlerse bence diyorum ki işte o zaman kendimi gene iyi hissettiğim anlardır o Değil anlar mi? benim. Değil Gene mi? barışa bir katkı koyduk diyorum. Ailede Çok barış doğru. diyorum. Doğru. Barışarak boşanma diyorum. Bakın bunlar önemli kavramlar. Çok çok Biz önemli. boşanmalarda barışarak boşanmayı sağlayabildiğimiz gün bunu Evet. yaygın bir şekilde ülkenin ülke sathına yaydığımız bir şekilde başarabildiğimiz gün aslında toplumda şiddetin ne kadar Ah azaldığını, ah ah ah. kadına yönelik şiddetin de azaldığını, çünkü insanlar öfkeyle gidip öldürüyorlar kadınları. Ah Ayşe Her ah. gün, her gün ölüyor kadınlarımız. Çünkü erkeğin şiddeti görünür bir şiddet, öfkesi görünür bir öfke, Tabii ki, tabii ki, fiziksel ve tabii ki. öldürüyor. Kadında şiddet yok mu? Kadın da erkeğe şiddet uygulayabiliyor ama fiziksel olmuyor kadının şiddeti. Kadının şiddeti daha farklı bir şiddet. Ya Ama sözler şiddet yapıyor. olmamalı. Olmuyor. Olmamalı işte şiddet. Yani Hiçbir zaman. birbirini anlayabilse insanlar, birbirleriyle Ah. diyalog kurabilseler o şiddete hiç gerek kalmadan çözebilecekler. İşte arabulucuların burada fonksiyonları var. Bunları belki sakinleştirmek, öfkeyle başa çıkabilmelerini sağlamak. Hı. Şimdi aile arabuluculuğunda yani boşanma dışındaki bazı konular arabuluculukta çözümlenebiliyor. Mesela mal Evet. paylaşımı gibi. Evet. Bazı konularda eğer aile içi şiddet iddia varsa arabuluculuk uygulanamaz. Evet. Bu mesela çok korkuyor insanlar. Aile arabuluculuğu gelirse şiddet tırmanır falan. Hı Tam hı. tersi şiddet varsa, şiddet iddiası Olmuyor. varsa zaten aile arabuluculuğu Arabuluculuk. uygulanamaz. Ama şöyle bir şey düşünelim. Her iki tarafta birbirine şiddet uygulamış. Adam kadına vurmuş, kadın da adamın kafasına tavayı indirmiş. Olabilir mi? Var mı Olur böyle tabii şeyler? ki. Olmaz mı? Olabiliyor. Böyle bir durum olduğunda iki tarafta da şiddet var ve bu şiddet tarafların birbirinin üzerinde bir tahakküm sağlamıyor. Bu şiddet tarafların güç dengesi dediğimiz dengelerini bozmuyorsa o zaman neden arabulucudan destek alamasınlar? Bunun böyle Evet, enteresan anladım. dengeleri var. Çok tartışılan bir konu, şiddet ve aile arabuluculuğu konusu. Çok kısaca ona da değinmiş olayım ben. Ama Anladım. hedefimiz toplumun her alanında hangi yaş grubunda olursa olsun şiddeti de azaltmak olmalı. İşte bu da İnşallah. barışı sağlamakla Evet. olacak bir şey. Kadın İnşallah var gibi. Sanki bir sevgiyle. şey soracakmışsın gibi hissediyorum Yeşim. Evet, şeyi çok Bir soru merak. Nasıl geliyormuş gibi hissediyor? hissediyorum. Evet, bak vallahi benim şeyi sorumdan anlıyor. Kadın beni tanıyor. Daha ne diyeyim ben size? Ya şeyi merak ediyorum. Daha önce de şey DM'den de soruldu benzer bir soru. Arabuluculuk hangi alanları kapsıyor? Yani şimdi aile arabulucunu konuştuk, kirayı konuştuk. AVM'de, mağazalarda mağdurlar var. Yani yelpazesi aslında çok geniş değil mi? Mesela dedin ki mal anlaşmazlığı. Hukukun bütün süreç kapsıyor mu arabuluculuk? Yani yaptığınız hukuki dava açtığınız tüm süreci kapsıyor mu? Onu sormak istiyorum net bir şekilde. Bütün süreci kapsamaz Yeşim. Yani Tamam. arabuluculuk böyle çorbaya maydanoz değil yani. Her şeyi Evet. arabuluculukla çözemeyiz. Neleri Arabuluculuk çözüyoruz? nerelerde kullanılır? Ben örnekleyerek anlatayım. Genel Lütfen. tanımını vereyim sonra da örnekleyeyim. Lütfen. Eğer taraflar bir dava içerisinde birbirleriyle sulh olabileceklerse, yani mahkeme kararını zorunlu kılmayan, kendileri anlaşarak da çözümleyebilecekleri bir uyuşmazlık varsa, biz buna kanunda şey diyor, tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri diye bir tanımlama var. Ya. Yani şimdi kanuni tanımlardan gidersek anlaşılması zor. Ama Evet. neler? Alacakla ilgili konular.
Arabuluculuğa gidebilir. Konusu para olan Evet. her türlü uyuşmazlıkta arabuluculuğa gidebilirsiniz. Kiracı kiralayan ilişkilerinde tahliye davasından tutun, kira bedelinin ödenmesi, kira uyarlama, bu pandemi döneminde Evet. özellikle kira uyarlama davaları çok öne geldi. Hani Çoktu. başlangıçta da Evet örnek evet olarak konuştuk. verdim ya. Yani kira bedeliyle ilgili uyuşmazlıklar. Kiracı ödeyemez hale düştü. Kiralayan daha fazlasını istedi. Ama kiracı çıkıp gidecek, kiralayan yeni kiracı bulabilecek mi belli değil. O nedenle belli bir orta noktada buluşabilirler mi kısmında arabuluculuk rahatlıkla uygulanabilir. Bir trafik kazası ya da başka herhangi bir kaza, iş Evet. kazası. Mesela orada da arabuluculuk uygulanabilir. Ama işçi işveren uyuşmazlıklarında enteresan bir durum var. İş kazasında arabuluculuk uygulanabilir Evet. ama zorunlu değildir. Anladım. Kıdem tazminatı, ücret alacağı, işte ihbar tazminatı benzeri alacak ve tazminatlarda ise dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunludur. Şimdi bir Ha. de öyle bir kavramımız var, Evet. zorunlu arabuluculuk. Yani dava şartı arabuluculuk Anladım. aslında o. Bazı davalarda önce arabulucuya gitmek gerekiyor, bazılarında gerekmiyor. Bazı davalarda ise hiçbir şekilde arabulucuya gidilemez. Yine işçi işveren uyuşmazlığından örnek vereyim. İş Evet. davalarında mesela ücretin tespiti ya da hizmet süresinin tespiti dediğimiz davalar vardır. İşte sigortası yatırılmamıştır, SGK'ya bildirilmemiştir, az bildirilmiştir, işte 5 bin lira ücret alıyordur ama 3 bin lira bildirilmiştir gibi. Burada Evet. kamu düzeni giriyor devreye. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu var. Evet. Arabuluculukta işçiyle işveren evet biz anlaştık deyip bu şekilde sonuçlandıramazlar. Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu davalarda arabuluculuk olmaz. Gene işçi işverende tazminat alacak söz konusuysa davaya arabuluculuk olur ve hatta zorunludur. Davadan önce arabulucuya gitmek zorundadır insanlar. Ama iş kazası arabuluculuğa uygundur iş kazasına bağlı tazminatla ama zorunlu değildir. Anladım. Karışık mı oldu? Yok, hiç olmadı Karışık valla. değil mi? Tamam. Yok. Eğer Yani karışıksa zaten yazarlar hatta siz ne yazarlar. anlatıyorsunuz Soruları anlamıyorsak olursa sorsunlar lütfen tabii ki. sorularınızı Tabii ki, tabii ki sorabilirsiniz. Hep soru sorsunlar. işaretini zaten konumuz o kadar sen tatlandı alttan da yazıyorlar. Yani avukatı olan Ayşe Hanım avukat olan çok şanslı diye. Valla ben Ay şanslıyım sağ zaten ve olsunlar. hayatımda Canım. şansı yanımda taşıyorum. Canım Canımsın, canımsın. Çok benim. teşekkür ediyorum Yeşimciğim. Şimdi Canım. başka hangi davalar olabilir? Ticari Evet. uyuşmazlıklar. Ticari şirketiniz var. Bir Evet. yerle mal alışverişi yaptınız. Kesinlikle arabuluculuktan yararlanabilirsiniz. Ve konusu para olan ticari uyuşmazlıklarda da arabuluculuk dava şartıdır. Yani Oh. zorunludur. Önce Anladım. arabulucuya gitmek lazım. Konusu para Ta olursa. konusu para olursa, yani bir paranın alınıp verilmesine bağlı bir uyuşmazlıksa, bir tazminatsa, alacaksa Evet. arabulucuya gidebilirsiniz. Fikri haklarla ilgili olan konular, marka ve patente Evet. tecavüzden kaynaklanan bir tazminat söz konusuysa zorunlu arabuluculuk kapsamındadır. Tazminat söz konusu değil de markanın kullanımının, marka hükümsüzlüğü ya da Evet. markaya tecavüzün menni deriz biz. Buna benzer bir Evet. davaysa zorunlu değildir ama arabuluculuğa uygundur mesela. Gene arabuluculukla Her çözebilirsiniz. şeyden geçiyor. Fikri haklar, telif hakları dediğimiz konular Evet. zorunlu değil ama arabuluculuğa uygun. Yıllar öncesinde öyle bir yani çok keyifli giden bir arabuluculuk sürecinde taraf vekili olarak yürütmüştüm ben. Evet. O nasıl oluyor değil mi? Çünkü Nasıl avukat oluyor? Şimdi olarak tabii taraf zarar. İsim, taraf vekili vekili ne? Taraf vekili şu. Diyelim ki senin Allah göstermesin Allah. arabanı çizdiler otoparkta ve bir maddi zararın doğdu. Ben de senin avukatınım. Evet. Bunun için dava da açabiliriz değil mi? Zararın Tabii ki. tazmini için. Hele bir de sigortadan falan alacaksak, sigortayla ilgili bir Tabii. şeyse dava şartı kapsamında ama davadan önce arabuluculuğa da başvurmamız gerekir. Ama ben diyorum ki sana Yeşimcim uğraşmayalım davayla. Gel arabuluculuğa başvuralım. İşte ben o zaman taraf vekiliyim. Arabuluculukta seni temsil eden taraf vekiliyim. Senin uyuşmazlığını, senin Temsil avukatın eden olarak kişi mi? tabii seni temsil eden kişiyim. Senin adına ben arabuluculuk müzakerelerini yürütüyorum. Diğer tarafla da anlaşabilirsek ne güzel. O mahkeme kararı gibi geçerli anlaşmamızı da elimize alıyoruz. Konuyu çözümlüyoruz. Gene bir Ayşe'cim çok özür, sakın sen tabii. unutma. Kolyen kulaklığa temas ediyor ve sürekli bir ses var. Onu iyi duymamızı Tamam. engelliyor diyor. Şöyle Kulaklığını tutayım. şöyle yap. Şimdi Böyle tutayım. kesecek bakalım. Ha, hadi Kesildi bakalım. mi böyle?
Tamam mı? Ha, şu Duyabiliyor an musunuz duyuyor. Ben şimdi? çok net duyuyorum. Çıtır çıtır. Ben de Tamam. şeyden tavuklar falan dolaşıyor sandım. Çok Ya güzel hiç çıtır sorma. Tavuklarımızın gezme saati bu saat. Yani öğleden sonra açıyoruz onları. Bahçede yürüyorlar. Gezsinler. Gezsin onlar. Kedilerimizin de gezme saati. Bir tanesi dışarıda, biri geldi falan. Böyle Biz biraz gezemiyoruz, onlar hareketliyiz. gezsinler. Biraz hareketliyiz. Böyle Evet. tutuyorum o zaman. Evet. Mikrofonu böyle Evet. tutarsam Çok herhalde sağ ol ses canım. Galima. sorununu çözmüş Çözdük. Şu an olduk. çözdük. Tamam. Evet. Çok Tam teşekkürler uyarı çok için. sağ olun. Uyarı için çok teşekkürler. Ne anlatıyordum? Taraf vekilini Taraf anlatıyordum. vekili. Ha, Evet. senin adına ben yürütüyorum ve bu şekilde uyuşmazlığını çözmüş oluyoruz. Mesela çok sevdiğim kulaklar için nasıl fotoğraf sanatçısı bir müvekkilim. Fotoğraflarını bir internet sitesinde başka bir fotoğrafçının fotoğraflarıymış gibi yayınlamışlardı. Sen de Aa, sen kim değilsin bu. acaba? Sen değilsin. Yok yok, sen Aynısı değilsin. benim de başıma da gelmiyor o Biliyorum yüzden. biliyorum. Bu Biliyorum. verdiğim örnek farklı. Tamam, ben değilim. Açıklayalım da şuradan net olsun. Çünkü bizim de Tamam. başımıza Sen geldi. tabii ki çok sık çok sık rastlanan bir Çok çok uyuşmazdı evet. ve bu uyuşmazlığı ben arabuluculuğa götürerek çözdüm. Nasıl Ne güzel. telafi ettiler? Görüşmelerimizi yaptık. Burada hata ortaya çıktı. O internet sitesi dedi ki yani biz sonuçta bir ne deniyor ona? Montaj yapılıyor. Belli bir şey, Aha. bir videonun montajı yapılıyor. Belli bir konuyla ilgili montaj yapılırken çocuklar bulmuşlar bu fotoğrafları, Tabii. kullanmışlar. Telifli mi değil mi diye bakmamışlar. Çok sık rastlanan bir şey Çok hep biliyorsun. aynı hikayesi. Aynı Aynısını da hikaye. ezberlemişler. Bizim çocuklar bilmiyoruz. Google'dan bakmışlar. Bu Google'dan söyleni bulmuşlar. ezberlemişler. Ha işte aynı Aynen. hikaye. Google'dan bulmuşlar, kullanmışlar. Hemen bu durum ortaya çıkınca bu tabii ki bir telif hakkı Tabii ihlaliydi. ki. Tabii Tazmin ki. edilmesi gereken durum var. Hemen düzeltmeler yapıldı. Hemen o fotoğraflar, o montajlanan videoların içerisinden çıkarıldı. Karşılığında işte belli bir miktar tazminat ödenmesi gerekiyordu. Evet. Bunlar planlandı ve tatlılıkla konu çözüldü. Ne güzel. Eğer biz bunu mahkemeyle yapmaya kalksaydık, bilir Oo. kişi incelemesi, kullandı mı, kullanmadı mı, o mu oldu, bu mu oldu, delil tespiti, yıllarca uğraşmak zorunda Çok. kalacaktık. Hani taraf vekili olarak da ben müvekkillerime zaten bir avukat olarak tam bir aydınlatma yapmak zorundayım. Önüme gelen davada bu davayı hangi yöntemlerle çözebiliriz konusunda bilgi vermek Ne zorundayım. güzel, ne Şunu güzel. diyebilirim. Avukatlık kanunu diyor ki avukatlara şöyle bir yetki vermiş avukatlık kanunu. Avukatlar ve tarafları birlikte bir davanın esasına girilmeden önce tahkikat aşaması dediğimiz bir aşama vardır davalarda. Yani davanın ön Evet. incelemesindeyken ya da dava açmadan önce. Taraflar ve avukatları bir araya gelip görüşmeler yürütüp bir anlaşma yaparlarsa Evet. biz buna uzlaşma diyoruz. Evet. Ve avukatın uzlaşma sağlama yetkisi ve görevi vardır. Hı. Çerçevede bunu deneyebiliriz. Müvekkilim Evet. isterse bunu denerim. Bu yolu denedim, olmadı. Hı Çünkü ne hı. oluyor biliyor musunuz o zaman? Ben taraf vekili olarak bir şeyi dile getiriyorum ama diğer taraf beni dinlerken ya da benim müvekkilimi dinlerken savunmada dinliyor. İnsan Hı. olarak çünkü bizim Tabii. sürekli savunmada kalarak dinleme gibi zorlayıcı bir yönümüz var. Savunmada kalıp dinleyince de tam gerçek bir iletişim kurulamıyor. Taraflar birbirini tam anlayamıyor. Bazen uzlaşmada da anlaşılamayabiliyor. Uzlaşma Evet. sağlanamayabiliyor. O zaman diyorum arabulucuya gidebiliriz. Arabulucu ne yapıyor? O savunmada dinleyenlerin savunma kalkanlarının fark edip doğru ifade neyse, asıl anlaşılması gereken neyse bir takım sistematik tekniklerle diğer tarafın bunu anlamasını, daha doğrusu tarafların birbirini anlayabilmesini sağlıyor. O da arabulucunun sırrı. Öyle diyeyim Aa, yani. yani aslında Arabuluculuğun hüneri orada zaten. hem avukat hem iyi bir iletişimci, yani altı şapka eğitimi vardı ya, Oh evet. yani oradan çıkartmanız gerekiyor. Ben çok iyi dinlemesi, çok da iyi bir psikolog olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü işinizin temeline o da giriyor. Yani insanları anlamak, sakinleştirebilmek. Tabii. Çünkü çok öfkeli oluyorlar. Yani hele ki bu hukuki Bazen. süreçler olduğunda. Ya onu yaptım, bu olmadı, böyle oldu diye. Aslında birazcık daha özünde kalıp böyle hani arınacağım der dengede kalabilsek, o Aa zaman evet. değil mi?
Sıkıntı Değil mi? Değil mi? yaşamayacağız ama Evet. işte öğreneceğiz. Çünkü sosyal varlıklarız ve hayatımızda çok önceden öğrenilmiş alışkanlık kazanımlarımız var. Öyle sayılıp değişmesi gerekiyor. İnşallah da senin gibi böyle değerli insanlar bu uyuşmazlıklarda çözüm olacaklar, fayda olacaklar. Sana en çok hangi alanda arabuluculuk geliyor? Çok merak ettiğimiz bir soru Bir sürü. takipçilerimden. Evet. Gelen soru. Tabii şimdi dava şartı arabuluculuk kapsamında işçi, işveren ve ticari uyuşmazlıklar çok yoğun olarak geliyor. Ama Evet. ben aile arabulucusu da olduğum için, yani aile arabuluculuğu alanında da çok derinleşmiş yoğun çalışmalarım olduğu için boşanmayla ilgili de arabuluculuk bana çok geliyor. Evet. Tabii ki orada ben tarafların boşanma anlaşmalarını yapmalarına yardımcı oluyorum. Ama Evet. mal rejimi tasfiyesinde arabuluculuk çok uyguladığımız bir şey. Çünkü Evet. boşanmadan sonra evliliğin sona ermesini takip eden dönemde bir mal paylaşımı meselesi devreye giriyor. Hı. Bir kısım çalışmalarımız bunların üzerine fikri haklarla ilgili çok gelir. Marka patent uyuşmazlıkları Evet. ve telif hakları. Bir de tabii malpraktis, tıbbi uygulama hataları. Biliyorsun Ah eşim ah doktor olduğu için bilmem sıkça mi? da yani ailede işte İkimizin de kuzenim doktorlar. aynı şekilde doktor. Evet, doktor eşleriyiz değil mi? Evet. Tıpla çok iç içe olunca malpraktis de ister istemez sağlık hukuku da uzmanlık alanım arasına girdiğinden dolayı bu tür uyuşmazlıklar çok fazla sayıda geliyor diyebilirim. Şimdi Evet. biraz önce dedin ya bize öğretmiyorlar anlaşmayı diye. İşin püf noktası aslında çocuklarımıza bunu öğretebilmekte. O Aha. nedenle ben hani az bir zamanımız kaldı gördüğüm kadarıyla Evet. birazcık çocuklarımızla ilgili ne yapabiliriz'i Ne yapabiliriz? çalışalım. Biz ne Konuşalım. yapıyoruz Hadi. biliyor musun? Biz şu anda bir şey yapıyoruz zaten. Biz şu anda İstanbul'da 3 tane arabuluculuk derneği bir araya geldik ve 5 tane devlet okulunda akran arabuluculuk projesi uyguluyoruz. Ah ne Duydun mu hiç güzel. akran Sen de duymuştun. Yine ben de duymuştum peki. Başka hiçbir yerde Akran duymadım. arabuluculuk şöyle bir şey. Okul çağındaki özellikle ortaokul ve lise çağındaki gençlerimize arabuluculuk öğretiyoruz. Ama Ay ne bizim güzel. hukuk arabuluculuğumuzla temel evrensel ilkeler aynı ama Evet. uygulama farklı. Nasıl bir şey? Şöyle yapıyoruz. Okullar öncelikle okulun buna istekli olması lazım. Okul yönetiminin ve Tabii okullardaki ki. Tabii ki. branş öğretmeni, yani bir kısım branş, yani hepsinin değil, Hı. işte en az 3 tane branş öğretmeninin, müdür yardımcısının ve rehberlik öğretmeninin tamam biz bu okulda akran arabuluculuk uygulayalım demesi lazım. Ama bunu Evet. demeleri için akran arabuluculuğun yararını bilmeleri lazım. Ne işe yarıyor Yani. akran arabuluculuk? Çünkü akran arabuluculuk okullardaki şiddetin önüne geçiyor. Ah, mobbing var. Akran Ah, zorbalığını, ha. tabii akran Akransın. zorbalığını ortadan kaldırıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Okullarda rehberlik servisleri var, değil mi? Evet, Bir okulda evet. akran zorbalığı diyebileceğimiz tarzdaki bir olay yaşandığında çocuklar ne yapıyor? Ya sınıf öğretmenine, ya rehber öğretmenine, ya Rehber. müdür yardımcısına gidip durumu şikayet ediyorlar. Evet. Peki, rehberlik ne yapıyor? Sonuç itibariyle çocuklarla konuşuyor, onlara doğruyu Dinliyor. öğretmeye çalışıyor, dinliyor, onlara bir takım belki tavsiyelerde bulunuyor. Duruma göre, mesela ben Evet. bizim okulumuzun disiplin kurulu üyesiyim, okul aile birliği temsilcisi olarak. Duruma göre disiplin kuruluna geliyor çocuklar. Tabii Garibim ki. çocuklara ceza verilmesi gerekebiliyor gibi gibi böyle Tabii çok ki. uç noktalara Her gidebiliyor şey konu. olabiliyor. Oysa ki akran arabuluculuk uygulanan okullarda her sınıf kendi akran arabulucularını seçiyor. Diyelim ki bir sınıfta 30 kişi var. Evet. Bu sınıfın içerisinden 6 tane öğrenciyi biz öğrencilere seçtirtiyoruz. Onlara bir soru soruyoruz. Diyoruz ki Evet. güvenebileceğin, bir derdin, bir sıkıntın olduğunda gidip konuşabileceğin 3 arkadaşının adını yaz diyoruz. Ya Bakın 3 ne ve tatlı. genelde çocuklar 3-4 kişilik gruplar halindedir okullarda. Dikkat edin Evet. yani anneler, babalar bunu, öğretmenler gayet iyi bilirler. Böyle küçük gruplar halinde Aynen öyle. onlar yapılanırlar. Herkes kendi grubundan en sevdiği arkadaşını yazıyor belki ama sonuçta puanlıyoruz. Yazıyoruz açık bir şekilde. İşte Ayşe'ye 6 kişi, işte Mehmet'e 3 kişi, Zühra'ya şu kadar kişi ve sınıftan biz 6 tane öğrenciyi kendilerine seçtirtmiş oluyoruz. Bu Evet. güvendikleri öğrencilere de
Akran arabuluculuk dersleri veriyoruz. Onlara çatışma nedir, nasıl oluşur, bir uyuşmazlığımız olduğunda nasıl çözmeliyiz, empati nedir, etkin dinleme nedir, aktif dinleme becerileri nelerdir, Evet. işte öfkeni nasıl kontrol edersin gibi kişisel Evet. gelişim anlamında inanılmaz katkı sağlayan eğitimler veriyoruz. Normal Harika. eğitim müfredatı içerisinde bunların verilebilmesi ne yazık ki mümkün olmuyor. Çünkü matematik Maalesef. fen, Türkçe, din bilgisi, yabancı dil. Tabii ki tüm derslerin içerisinde özellikle sosyal bilgilerde falan biraz iletişim Evet. anlatılıyor. Rehberlik öğretmenleri elinden gelince bir şeyler veriyor ama bu bambaşka bir şeyden bahsediyorum ben. Direkt uyuşmazlık çözümü ve aslında biz Evet. barış yapıcı lider öğrenciler yetiştiriyoruz. Ne oluyor? Evet. Bu öğrenciler eğitimlerini tamamlayınca onlara yemin ettiriyoruz. Evet. Rozetlerini takıyoruz. Bu sene pandemiye denk geldiği için rozet törenimizi yapamadık ne Ya. yazık ki. Eğitimlerini tamamladılar ama rozetlerini takmaya fırsat kalamadan pandemiye, ikinci dönem uzaktan öğretime geçtiler biliyorsun. Evet. Şimdi de online gruplarla biz bu arabuluculuk eğitimlerimizi sürdürmeye devam etmeye çalışıyoruz öğrencilerimizle. Sonuçta bir uyuşmazlık yaşadıklarında ya gidiyor sınıftaki, kendi Evet. sınıfındaki nöbetçi arabulucuya. Ya diyor işte Ali benim Hopla saçımı çekti. şunu. En basit örnektir ya. Ali benim Tabii canım. saçımı çekti. Şu oldu bu oldu. Bize arabuluculuk yapar mısın? Arabulucu hemen planlamasını yapıyor. Toplantılar planlanıyor. Onların özel odaları oluyor. Okullarında Oo, ay arabuluculuk ay çok odaları. şeker. Ve kendi yaşıtı olan akran, bak adı üstünde, kendi Evet. akranı olan arabulucu huzurunda o arabulucu tarafsız bir şekilde iki öğrenciyi de dinleyip birbirlerini anlamalarını sağlayıp el sıkışıp barışarak oradan çıkmalarını sağlıyorlar. Bir süre sonra bu öyle bir yaygınlaşıyor ki zaten hani biraz önce demiştim ya arabuluculuk sürecine katılan insanlar Evet. anlaşma sağlayamasa bile bir sürü şey öğrenerek çıkarlar oradan Kesinlikle, diye. kesinlikle. Ha, artık bu çocuklar nasıl uyuşmazlıklarını kendileri çözebilirleri öğreniyorlar. Ve şiddet hızla aşağıya çekiliyor. İnşallah. Çok güzel sonuçlar var bu Çok. projelerin yapıldığı okullarda. Çünkü İnşallah İstanbul'da da daha önce yayılır. yapılmış. Türkiye'de yok, Türkiye'de de var. Ve şu anda biz Türkiye'deki pek çok arabulucu ve eğitmen bir araya geldik. Akran Arabuluculuk Derneği'ni kuruyoruz. Hazır ki dernekleri yetmiyor Aa, diye şimdi bir vallahi dernek daha yetmemiş. kuruyoruz şu anda. Herhalde birkaç hafta içinde kuruluşu tamamlanmış olur ve bunu tüm Türkiye'ye yaymak Bunun da haberini istiyoruz. yapalım Ayşe'cim Ya bunu beraber. yapalım. Bunu Akran Arabulucu yapalım Yeşim. Derneği. Bu Çünkü çok önemli. akran zorbalığının nedir? Ben akran zorbalığı ile ilgili biliyorsun ben de çok değerli buluyorum ama insanlar şöyle yorumluyorlar akran zorbalığını. Ya eskiden de çocuklar tartışırdı, birbiri itişirdi ama şimdi o da oldu adı akran zorbalığı. Hayır, akran zorbalığı çok başka bir şey. Şu an günümüzde dijital Ya. medya ile birlikte çok değişti ve Ya. onların izinsiz birçok paylaşımlarını yapıyorlar. Onlar hakkında konuşuyorlar ve çocukları hem mahcubiyet ve hem farklı duyguları itiyorlar. Dolayısıyla akran zorbalığı boyut değiştirdi aslında. Çünkü artık bir arkadaş kavgasından öte. Dolayısıyla bunun Tabii. adı çok doğru bir şekilde hem okullar tarafından hem de diğer insanlar tarafından anlatılması gerekiyor. Sizi de kutluyorum böyle bir dernek kurduğunuz için. Çünkü ağaç yaşken eğilir demişler ya. Gerçekten küçük Kesinlikle. yaşta bunu kavradıkları zaman şey diyorlar, şunu tutarsan ses arada gene oluyor diyorlar. Gene oluyor diyorlar. Sen Peki, bunu böyle tutarsan tutuyorum. hiç olmaz. Ben, Öbür elini tut belki istersen benim daha rahat olur. kulaklığımda da bir sorun olabilir tatlım. Yok Kulaklığımı hani yok. bunların kabloları böyle bir hemen tırt tırt oluyor Aa, onların bir ömrü var Ayşe'cim biliyorsun. ya. Ya evet. Maalesef ekonomi Tüketim diye bir şey var. ekonomisi. Evet, Tüketim ekonomisi. tüketim Tabii. ekonomisi var. Sen de bilirsin. Tabii Alacağız yeniliyim rahatlayalım. ben bu kulaklığı. Yok, şu an Yeniliyim. hiçbir yok. Yenileme. Yani şey de Ben takabilirim. karşıyım. Ha tamam. Hiç şu anda hiçbir problem yok. O zaman Akran Burulucu Derneği ben de bunu da konuşuyoruz. Bu arada siz de sorularınızı lütfen sorun. Son 7 Evet. dakikamız. Ayşe'cimi bulmuşken burada merak ettiğiniz ne varsa. Çünkü Ayşe size öyle güzel anlatır ki hiçbir konu hakkında fikriniz, hukuk bile bilmiyorsanız aa böyleymiş der çıkarsınız. Dolayısıyla büyük bir fırsat Ya. bence. Ay Çok utandırıyorsun beni Yeşim, bu yok kadar çok ya. övme lütfen vallahi Övmüyorum. Gerçek ben övmeyi zaten beceremem. Ben mesela beni de kendimle ilgili de beceremem. Neyse olur. Ben çünkü çok yani. şeffaf bir Aynen. kadınım ve bu güzel. Çünkü bir insan bir işi yapıyorsa gerçekten bunu yapıyordur. Yapamıyorsa da zaten
pohpohlamanın parlatmak diye bir şeye inanmıyorum. Ben çünkü ışığın yoksa parlayamazsın. Işın varsa parlarsın. Bana göre. Wow. Işıltılı Güzel. arkadaşım benim. Özlü bir ses Işıltılı çıktı. arkadaşım benim. Vallahi evet. Kumrular Özlü bir ilham ses çıktı. getirdi bana ya. Ya Evet. evet kumluların ne oldu bu arada? Şimdi kumlulara geldik. Yani kumru gitti Ya değil mi? Uçtu değil mi kumruş? uçmadı. Son bir tanesi uçmuştu. Ben bu Aa. sefer tekrar yuva yapmışlar. Sonradan kuşları görüyorum. Ya nerede bunlar? Nerede burada diyorum. Bir baktım en çatıya şeye Çatıyor. çıkmışlar. Dolabın üstüne şu kadar var tavanla. İki tane orada yatıyor. Ah dedim Canlı. gene geliyor. Sonra baktım iki tane çıkmış. Bugün de uçmaya çalışıyorlar. Gidecek de herhalde. Ay 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 Sonra kendilerini güvenceye almışlar onlar. En güvenli yere evet yerleşmişler. çünkü çok baktım ben onlara her gün günaydın diyordum. Bu kadın delirdi herhalde dediler. Nasılsınız iyi misiniz? Kuşlarla konuşuyordum. Yani ne yapacaksın korona günlerinde? Zaten yani fotoğraflarını çektim yazamadım tabii çok doğal olarak hepimiz gibi hepimiz aynı süreçlerden gidiyoruz. Ya. Birçok işimiz birçok yapmamız gerekenler var. Kumrularla ilgili böyle bir de hikayeye yazmak istiyorum. Çünkü pandemi döneminde en büyük arkadaşım kumrulardı. Evdeki çocuklarım ve eşim dışında başka kimseyi Ya. görmüyordum çünkü. Yani onlar bana böyle şey gibi geldiler. Hep de söylüyorum ya diyorlar. Kuşlarla konuşan kadın da oldu. Çiçeklerle de konuşuyorum dedim. O da var. Hepsini seviyorum. Erol hocamdan sonra zaten biliyorsun bakış açımız holistik. Çok Değil şükür. mi? Hadi. Yani ve ne o da ne popüler oldu. Erol hocamın bir ikna edemedik yayınları ama YouTube'da bu arada lütfen izleyin. Mal rejiminde harç Harç konusunu konusu. soran Evet. üyemisiniz? Çok Hemen güzel bir soru. soruyorum. Çok Evet. güzel bir soru. Muhtemelen arabulucu bir arkadaşımız soruyor ve sorunun cevabını bilerek soruyor. Çok teşekkür ediyorum bana bu konuyu hatırlattığı için. Mal rejimi tarzı. Şimdi arabuluculukta harç yoktur. Diyelim ki açılmış bir mal rejimi davanız var ve bu dava içerisinde de yatırılmış harçlarınız var. Eğer siz bu davayı bitmeden önce arabuluculukla sonuçlandırırsanız yatırmış olduğunuz harçlarınızı bile geri alırsınız. İnanılmaz büyük bir avantajdır. Çok çok ciddi bir avantajdır. Çünkü mal rejimi tasfiyesi dosyalarında ciddi yüksek rakamlar var ve bunun üzerinden yatırılmış olan harçlar da sonuç itibariyle gitti. Cebinizden çıktı, o size geri dönmeyecek. Ama arabuluculuk anlaşmasıyla sonuçlandırdığınız zaman hiç harç ödemezsiniz. Harç yok. Hadi Süpersin. yatırmış olduğunuz harcı da geri Oh, alırsınız. alın geri. Benim bu şekilde ya müvekkillerim bu şekilde yani şimdi mal rejimi tasfiyesi dosyaları uzun süren dosyalardır. Evet. Neden biliyor musun? Çünkü eğer eşler anlaşarak boşandıysa zaten mal rejimi tasfiyesini de halletmişlerdir. Böyle bir dava Evet. olmaz. Eğer bir mal rejimi tasfiyesi davası açılıyorsa eşler çekişmeli boşanmış demektir ve birbirlerine kızgınlıkları, öfkeleri, Tabii. nefretleri yerine göre devam Oh. ediyordur. Böyle bir durumda da yeni açılan dava sürer de sürer. Anlaştırması da çok zor dava türlerinden biridir mal rejimi tasfiyesi. Zor bir uyuşmazlık türüdür. O nedenle de öyle hemen dava açılır açılmaz da gitmezler arabuluculuğa. Evet. Dava biraz ilerler, işte keşif yapılır, kıymet Hı takdirleri çıkar. Birazcık böyle tünelin sonundaki ışık gözükür, az hı. çok ne çıkacağı belli olur falan. Ya biraz o içlerindeki öfke, biraz yılların getirdiği, çünkü yıllar süren, 5 yıl, 6 yıl, Çok 7 yıl süren Allah davalar korusun. var mal rejimi Ay. tasfiyesinde. Artık böyle Doğrudur. canlarına tak der ve yeter artık bitsin anlaşalım dedikleri noktaya gelebilirler. Evet. Her ne sebeple olursa olsun. Eğer dava bitmeden arabulucuya gidip arabuluculuk anlaşmasıyla davayı sonuçlandırırlarsa ki bu mümkündür, yatırmış oldukları harçları da geri alırım ben. Ben avukat olarak da mal rejimi tasfiyesi dosyası çok yürüttüğüm için bir de bu alanda Tabii bilirkişilik de ki. yapıyorum. Bu dosyalarda hep tavsiyem odur. Arabuluculuğa gidelim. Arabuluculuğa gidelim. Arabulculukla çözümlemeye çalışalım. Ve bu Ki şekilde alalım. arabuluculukla bitip de harcını geri alan müvekkillerimden ben artı prim alıyorum. Prim alıyorum derken ben almıyorum, onlar veriyorlar. Öyle diyeyim. Evet. Teşekkür. Hani nedir Teşekkür ona? ediyorum. Ona bir şey denir. Ödül gibi bir şey yani. Ekstra Yani normal ödeyeceği ücretin teşekkür ediyorum. dışında, ay sen bir de bu parayı geri aldın deyip onun ucundan da bir miktarı da yatırılan harcı geri Ne alınca güzel, ne bir güzel. miktarını veren müvekkillerim de oldu. Hepsi değil ama
verenler oluyor. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Tüm üreticilere Evet. teşekkür Ben bir şey ediyorum. soracağım. Tabii. Mesela davası oldu, hani boşanma dedin ya, bittiler ama sonra şey sordu, nafaka sıkıntısı çıktı ki dava bitmiş, anlaşamıyorlar. Arabulucuya başvurabilirler mi? Çünkü bir dava sonuçlanmış, yoksa dava mı açmaları gerekiyor? Şimdi nafaka, yani nafaka konusunda şöyle, yetişkinler arasındaki nafakada arabuluculuğa başvurabilirler. Hiç sıkıntı yok. Yetişkin insanlar, yani eşler arasındaki nafakalarda, iştirak Evet. nafaka, yoksulluk nafakası ya da tedbir nafakası diyebileceğimiz nafakalarda. Ama Evet. çocukla ilgili olan nafakada tartışma var. Bu çocuğun hakkıdır, çocuğun üstün yararı olabilir mi, olamaz mı diye bana göre başvurabilirler. Evet. Nafakayı da, yani çünkü kendi aralarında kararlaştıracakları bir şey. Kimsenin Anladım. buna müdahale etmemesi gerektiğini düşünürüm. O nedenle de nafaka konusunda da rahatlıkla arabuluculuktan destek Başvurabilir. alabilirler. Son bir soruyu alalım çünkü bitmek üzere. Çok Tamam. miras paylaşımı ile yapılınca tapu işlem yapıyor mu arabulucu diyor. Hayır, tapu bambaşka bir olay. Şöyle, tabii ki miras paylaşımını arabuluculukla yapabilirsiniz ama arabuluculuk anlaşmasını tapu kendiliğinden sicile kaydetmez. Tapuda yapılacak olan işlemleri gene gidip tarafların yapması gerekiyor. Çünkü tapuda harçlar var, vergi var. Tapu hiçbir şekilde arabuluculuk anlaşmasıyla ya mahkemeden karar alacaksınız, onu tescil eder ki mahkeme kararı için de mahkemeye harç yatırırsınız. Yani herhangi bir harç ve masraf yapmadan arabuluculuk anlaşmasıyla tapuya gideyim de tescil işlemlerini yaptırayım deme gibi bir şansımız şu an için Yok. yok. Peki. Şu an için Ayşe'cim çok teşekkür ediyorum. Son geriye sayım yaparken sözümü kesmeden teşekkür ediyorum. Umarım hep güzel haberler alırız. Arabuluculukla hallederiz işlerimizi ve sevgiye dayanırız ve barışı sağlayabiliriz. Hani eskiden derlerdi Evet. ya, güzellik yarışmalarında ne hayal ediyorsun? Barış derlerdi. Çok gülerdik. Dünya barışı. Ama gerçekten en çok barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Bugün benimle olduğu için çok teşekkür ediyorum. Seni kocaman sarılıyorum, öpüyorum ve bütün aileye çok sevgiler gönderiyorum. Canım benim. Hoşça kal. Ben de tüm Sağlıkla kal. izleyenlere sana çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla, barışla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Sevgili Ayşe Dilek Ergüler'le yaptığımız canlı yayın sona erdi. Ayşe'cime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel konulardan bahsetti. Hemen yayını kaydediyorum. Sonradan gelen dostlarımız, arkadaşlarımız, izleyiciler yayında kendi sorularına yönelik cevaplar bulabilirler. Umarım bu son yayındı. Şimdilik son yayında ama ne olur bilmiyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Herhalde 40 kadar canlı yayını geride bıraktım Mart sonundan bu yana. Sabrınız, özeniniz ve benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Güzel canlı yayınlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve sağlıkla kalın.